Sayın Başkan, 2011 yılı 2010-2011 yılı özür diliyorum. Süper Kupa finali neden oynatılamıyor ben anlayabilmiş değilim. Kupayı alan kulüp belli, şampiyon belli. Aslında anlıyorum da yani bunun federasyonda hala neden sürüncemede bırakıldığını anlamış değilim. 2010-2011 Süper Kupa finalinin oynatılması gerektiğini düşünüyor musunuz siz de bir an önce? Ya şimdi şu anda böyle bir şeyin bana göre kimseye bir faydası yok. Kupayı yani biri alması gerekmiyor mu? Süper Kupa diye bir kupa var. Şampiyon Fenerbahçe, kupayı alan Beşiktaş bir maç yapıp o Süper Kupayı müzelerine götürmek isterler. Ya şimdi şu anda bize gelen böyle bir talep yok. Biz de durumdan vazife çıkarma gibi bir düşüncemiz de yok. Şu anda bizim gündemimizde Sivas Spor'la Trabzonspor'un Süper Kupa oynayacaklar bu ayın sonunda. Size yok derken federasyona var ama sizin yönetiminiz döneminde bizim mi yok? Bizim yönetimimiz döneminde böyle bir talep yok. Herhalde 10 yıl önce olan bir talep tahmin. Geçen sene her iki başkan da söylediler. Ben Sayın Ali Koç'u konuk ettiğimde röportajda söyledi. Sayın Başkan özür diliyorum. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi de dile getirdi ama sizin yönetiminiz önünde size gelmiş bir talep yok. Bize gelmiş bir talep yok şu anda. Gelirse değerlendiririz diyor musunuz? Bilemiyorum. Şimdi sebebine, şimdi biraz önce siz bana bir soru sordunuz. Dediniz ki bu yabancı kuralı ile ilgili. Ben onun sordum, cevabını aldım, size de cevabını verdim. Dedim ki böyle bir şey yokmuş. Evet. Beyefendi istiyor meselesi. Böyle bir şey yokmuş dedim. Şimdi bunu bilmediğim için sormadım da. Yani niye o karar alındı veya alınmadı, niye bekletildi? Şimdi biz şu kendi çalışmalarımızda biz şeffaflık politikası ne yapıyorsak az önce gösterdim. Biz söz verdiğimiz her şeyi biz 15 gün dedik, 3 günde yaptık. Diğerlerini de şu anda inşallah bir kısmını lider başlayana kadar yapacağız. İşte lig koordinasyon kurulu dedik yaptık. Deplasman yasağı dedik kaldırdık. Yayın ihalesi dedik yaptık. Harcama limiti dedik yaptık. Yabancı sınırı dedik yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapılmayanları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğim dijitalleşme konusunda, yapay zeka kullanma konusunda, kriterler getirme konusunda. Yani biz istiyoruz ki bundan sonra hakem hatalarını konuşmayalım, televizyonlarda futbolun güzelliklerini konuşalım, taktikleri konuşalım. Biraz önce şeyden bahsettiniz, topun oyunda kalma süresinden, bunu daha nasıl artırabiliriz, ne yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalardan bahsedelim. Biraz önce ben hedeflerimi anlattım. Avrupa'daki takımlarla bizim takımlarımızın boy ölçüşecek seviyeye gelmesi dedim. Bunlarla ilgili stratejiler, neler yapabiliriz, yol haritamız ne? Bu yapacağımız çalışma statik bir çalışma olmayacak, dinamik bir çalışma olacak, devamlı. Koyduğumuz hedeflere ulaşabildik mi, ulaşamadık mı? Ulaşamadıysak neden ulaşamadık? Örneğin diyelim ki geçmiş zamanda yapılsaydı bir pandemi oldu. Pandemiden dolayı bu yapılamadı. Yine revize edecektik. Önümüzdeki yıllara kaydıracaktık. Bunun gibi biz aslında polemiklerle uğraşmak istemiyoruz. Polemiğe de girmek istemiyoruz. Biz önümüze bakmak istiyoruz. Önümüze bakarak bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl Avrupa'daki benchmark alarak birçok ülkede neler yapılmış? Bugün şeye baktığımızda Premier Lig'e değeri 5 milyar. İşte diğer ülkelere bakıyoruz 3 milyarlar, 2 milyarlar. Yani bunlar varken bugün dünyada artık NFT'ler konuşuluyor, Metaverse'ler konuşuluyor. Biz Metaverse'le ilgili şu anda milli takım üzerinde bir çalışmamız var. İnşallah belki çok yakında çok önemli şeyler paylaşacağız kamuoyuyla. Belki dünyada ilk bir takım şeyleri yapacağız. Süper Lig'in sosyal medya hesabını soruyor herkes. Süper Lig'in sosyal medya hesabını hemen başlatacağız. Sadece Süper Lig değil, birinci ligi de yapacağız. Derken ne zaman başlatıyorsunuz? Bir planlama yaptınız mı? Tabii tabii. Ne zaman? Bu en sonuna kadar yetiştiririz inşallah. Ayrıca yine web sayfamızda da, yani bakın bizim şu andaki web sayfamız şu. Biz böyle bir şey yapacağız. Biz böyle bir sponsorlarla burayı bir alışveriş sitesi haline getireceğiz. Dünyadaki örnekleriyle benzer hale getireceğiz. Bizim yapmamız gereken şey geleceğe dönük gençlerin ilgisini çekebilecek. Gençler artık böyle
çok karmaşık şeylerden hoşlanmıyor. Şeyde bakıyorsunuz sosyal medyada en çok izlenilen şey 5 ile 7 dakika arası. Böyle hap gibi şeyler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Onlara sevdirmemiz gerekiyor. İnşallah bunları güzel bir ekibimiz var. Güzel bir yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuzla birlikte bunların hepsine çözümler üreteceğiz. Sosyal medyayı da ve şunu yapmayacağız. Biz böyle gizlenerek gizli saklı iş yapmayacağız. Tam tersi proaktif olacağız. Proaktif olarak her zaman gündemi belirleyen ve bir adım önde olan her şey şeffaf bir şekilde yapmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye'de bir teknik direktör yılda maksimum 2 kulüp çalıştırabiliyor. Evet. Fakat kulüpler 780 bin tane hoca değiştirebiliyorlar. Bunu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Gündemimize gelmedi. Düşünebiliriz, bakarız. Ama ben şuna inanıyorum. Biliyorsunuz bir Ferguson örneği var. Biz Türk Hava Yolları'ndayken Manchester United'a sponsor olduk. Ben de gittim. Manchester'a gittik. Bize akşam bir Ferguson'la bir akşam yemeği yedik. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için kısa vadeli çözümler yapmamak lazım. Ben başkanlık dönemimde aynı hocayla 1,5 yıl çalıştım. Hocamızı hemen değiştirmedik. Sebat ettik. Bu konuda kulüplerimiz de tutarlı olunca bence başarıya giden yollardan bir tanesi de bu olacak. Çünkü hemen 3 maç 5 maç sonra işte bir hocayı değiştirip yeni bir hocayı getirmek tabii orada o zaman işin temeline inilmiyor. Oyuncu yetiştirme konusunda adım atılamıyor. Altyapı konusunda aslında bizim yapmamız gereken önce altyapı için federasyon olarak antrenör eğitmek, ondan sonra da o antrenörleri kulüplerimize gönderebilmek. Siz şöyle bir kulüpler düşünün ki bu birçok kulübümüz öyle. Altyapıdaki hocalar asgari ücretle çalışıyor. Şimdi asgari ücretle çalışınca o hocadan ne verim alabilirsiniz ve onun yetiştireceği öğrencilerden nasıl bir öğrenci derken futbolcudan bahsediyorum. Nasıl bir fayda sağlayabilirsiniz? Bizim gerek kişisel gelişimden tutun ve inşallah ortaokuldan başlayarak bu konuda farklı çözümler üretmemiz gerekiyor. Hocaların eğitimini yapıp onları takımlara gönderip altyapılarla. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında bizim amatörlerimizden başlayarak amatörler 3. lig ve 2. ligin 1. lige oyuncu gönderen, 1. ligin de Süper Lig'e oyuncu gönderen bir rekabet içinde olması lazım. Böyle bir yapı oluşması lazım. Bu yapıyla birlikte gelecek yabancı oyuncular da biliyorsunuz bir şey daha yaptık. Onu söylemeyi atladık. Rezervlik uygulamasına başlıyoruz bu yıl. Rezervlikte de amacımız bu geniş kadrolar içerisinde şimdi 11 kişi sahada, 10 kişi yedek kulübesinde her kulübün 10 ile 15 arası oyuncusu tribüne gidiyor. Bunlarla gençleri bir araya getirip gençlerimizin A takımında oynayan abileriyle birlikte diğer takımlarla maç yapıp aynı fikstürü uygulayacağız. Ve bunların tecrübe kazanmasını sağlamak. Her sene bir veya iki oyuncunun B takımdan A takıma geçmesini sağlamak. Bu da sürdürülebilirlik açısından ve kulüplerin ekonomisi açısından önemli bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Hakem camiası ile ilgili çok soru var. Bu VAR kayıtları sızdırılıyor. Bazı hakemlere maça çıkmayın baskısı yapılıyordu. MHK'nın Zoom toplantısının ses kayıtları medyaya sızdırılıyor. Yani rezalet almış başını gidiyordu. Şimdi kulüpler bu hakemleri istemiyor. Açıkladılar zaten, söylüyorlar da. Siz nasıl bir çözüm bulacaksınız? Bu hakem meselesini nasıl çözeceksiniz? Yani VAR gibi bir teknolojiyi bile mahvettik biz geçen sezon. Yani VAR mı yok mu falan her bütün gazeteler ayrı başlık atıyordu. Şimdi biraz önce şeyden başlayacağız önce. Hakemlerimizin gelişiminden başlayacağız. Nasıl gelişiminden başlayacağız? Öncelikle biz, ben Türk Hava Yolları'nda görev yaptığımda 15 yıl, mesela pilotlarımız bir yılda 900 saat uçabilir. O 900 saat bir yıl dolunca bir takım testlerden geçer.
Daha sonra da simülatörde teste girerler. Oradan da geçerlerse tekrar uçmaya başlarlar. Ben bunun hakemlik camiasına uydurulması için üniversitelerle görüştüm. Profesör hocamızla görüştüm. Şu anda çalışıyorlar. Özellikle liderlik, vücut dili kullanma, stres altında karar verme, var için üç boyutlu düşünebilme, hızlı karar verebilme gibi birçok konuda testler yapacağız. Ve bu testler neticesinde eksik olan kısımları varsa orada onlara eğitimler vereceğiz. Mal beyanı isteyeceğiz. Daha sonra da fiziksel testler olacak. Az önce bahsettim, hakem atamalarımızda inisiyatif, insan istiyatifini en aza indirecek şekilde bunu dijital olarak yapacağız. Gözlemcileri de aynı yapacağız. Sahadaki hakem de VAR hakemini ayıracağız. Sahadaki hakem VAR'da maç yönetmeyecek. VAR hakemleri ayrı olacak, sahadaki hakemler ayrı olacak. Bir diğer konu, gözlemcilikte de farklı kriterler getirdik. O kriterlere uymayanlar gözlemcilik yapamayacak. Gözlemcilikte de dijitalleşmeye getireceğiz. Gözlemci sayısını ikiye çıkaracağız. Nasıl ikiye çıkaracağız? Bir tane gözlemci sahada olacak. Bir tane gözlemci federasyonun binasında, Riva'da, aynı VAR odası gibi başka oda yapacağız. Orada televizyondan izleyecek. Cep telefonunu elinden alacağız. O odada yalnız tek başına kararını verecek. Dijital olarak raporunu yazacak. Bilgisayara gönderecek. Şeye de belli bir süre vereceğiz. O yeterli süre ne kadarsa sahadaki gözlemciye, o da dijital olarak cep telefonundan veya iPad'inden raporunu merkeze gönderecek. İkisinin ortalama notunu alıp hakemin notunu ona göre vereceğiz. Temsilcilerle ilgili de yeni çalışmalarımız var. Temsilcilerle ilgili yine biz özellikle sahaya gönderdiğimiz, şu anda normal maçlar için 3 tane gözlemci var. Bir şeref tribününde, bir soyunma odaları ve soyunma koridorunda yedek kulübesinin orada bir gözlemci var. Bir de medya gözlemcisi var. Bir de sahalarda kameraları izleyen bir televizyon odası var. Oraya da bir gözlemci atamayı düşünüyoruz. Gözlemci diyorum, pardon, temsilci atamayı düşünüyoruz. Böylelikle orada da sahanın her tarafına hakim olan ve bunları yaparak buradaki dijitalleşmeyi de sağlayarak onların da raporlarını, çünkü en çok şikayet şurada var. Birincisi, gözlemci raporlarında az önce bahsettiğiniz gibi hakemlerle ilgili yanlı bir takım kararlar veriliyor. Bunu iki yaparak ve birbirinden habersiz notları verecekler için oradaki şeyi göreceğiz. Temsilcilerle ilgili işte burada küfür edildi yazmadı veya burada şu oldu yazmadı gibi, onu da aynı şekilde. Şimdi ben iş adamıyım. Biz bazen mağazalarımıza gizli müşteri göndeririz. Çalışanlarımızı denetlemek için. Burada da gizli temsilci göndereceğiz. Temsilcinin haberi olmayacak. Ama hangi maçta nedir hepsine değil, random olarak bazılarına göndereceğiz. O zaman zaten o da gözlendiğini görmüş olacak. Siz yani bütün bunları yapıyorken size siyaseten bir yerden, Ankara'dan bir telefon gelse, ne yapıyorsun kardeşim, yanlış yapıyorsun, biz istemiyoruz böyle yapmanı deseler, ne yapacaksınız? Ya şimdi burada önemli olan konu şu. Şimdi siz benim yönetim kurulu üyelerime bakarsanız zaten bunu görürsünüz. Neyi ben görürsünüz? Ne yapayım sizin yönetim kurulu üyeleriniz? Başkan, ben size soru soruyorum. Diyorum ki size telefon geldi. Dediler ki ben bunu istemiyorum, yanlış yapıyorsun dediler. Hayır. Bize hayır. Göre yanlış. Siz de doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Yönetim kurulu üyelerim dediğim hepsi siyasetten uzak. Hiçbir şekilde bir etki olmadığını göreceksiniz. Bizim çalışmamızda da hiçbir şekilde siyaseten bir şey yapmayacağız. Çünkü bizim işimiz futbolun kalitesini artırmak, siyaseten herhangi burada bir etki, herhangi bir problem olmamasını sağlamak. O zaman zaten bak ben ne diyorum, biz futbolu bir şiddetten, küfürden uzaklaştırıp, siyasetten uzaklaştırıp tam tersi
kadınların, çocukların, gençlerin gelmesi gereken bir festival havasına çevirmek istiyoruz diyoruz. Fırat Güneyer'in size bir sorusu var. Diyor ki Süper Lig'de 8 İstanbul takımı var. Lige bir kriter düşünüyor mu Sayın Bakan? Seyirci doluluğu kriteri, standartlara uygun stat, tesis kriteri, 300-500 taraftar ortalamasıyla oynayan takımlar var. Süper Lig'de oynama kriteri gibi bir şey. Fikrine nasıl bakıyor Sayın Başkan diyor. Bunu az önce bir şeyden bahsettim. Bir strateji çalışması yapacağız dedim. Bu orada konuşacağımız, orada görüşeceğimiz bir konu. Bunların hepsi tartışılabilir, görüşülebilir. Bazı yerlerde bu kriterler var. Dünyada da örnekleri var. Türkiye'de de alt liglerde var benzeri kriterler. Onun için bunları orada tartışmamız lazım. Görüşmemiz lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. Ama bir konsensüsle bunların yapılması lazım. Çünkü bu sadece 8 takım değil, belki önümüzdeki yıl daha fazla takım da olabilir veya daha az takım da olabilir. Bu ileriye yönelik bir planlamayla yapılması gereken bir şey. Sezon sonu tekrar düşme kuralı aynen uygulanacak mı? Tabii. 4 takım düşecek. Ligde takım sayısını kademeli olarak düşeceğiz yani. Tabii. Tayfun... Yani 18 takıma düşecek hem Süper Lig hem birincilik. Tayfun Bayındır soruyor, diyor ki Nuri Şahin ve Emre Belezoğlu başta olmak üzere Süper Lig'de pro lisanslı olmayan ama takım çalıştıran hocalar var. Sergen Yalçın, İlhan Palut da bir süre pro lisansı olmadan takım çalıştırdılar. Nasıl bir çözüm düşünüyor Sayın Başkan diyor. Şimdi burada UEFA'nın kuralları var. Bu UEFA'nın kuralları çerçevesinde eğer bir esneklik yapabileceksek, bu da şu anda işte 15 günlük bir şeyimiz var, geçmişimiz var şu anda. O kadar büyük projeler anlatıyoruz ki bunlar daha önce Türkiye'de uygulanmamış projeler. Daha önce yapılmamış işler. Bunları hızlı bir şekilde yapıp daha sonra bunlara da el atacağız inşallah. Yani bir taraftan bu işleri yaparken diğer taraftan da mesela şimdi bugün deplasman yasağı ile ilgili ya acaba İşte birincilikte, ikinci, üçüncülükte de kalkacak mı? İşte yarın yönetim kurulumuz olacak. Orada da onu şey yapacağız. İnşallah onları da. Yani bizim şeyimiz bu zamana kadar el atılmamış. Bu zamana kadar Türkiye'de futbola farklı bir bakış açısı getirebilmek, doğru olanları yapabilmek ve marka değerini artırabilmek için ve herkesi kıymetli hale getirebilmek için el ele verip elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Siz Kulüpler Birliği'ne başkan olduktan sonra da olmadan önce bir sunum yaptınız değil mi? Olmazdan önce 3 sefer gittim. Yapacaklarımı, orada projelerimi anlattım. Benim tanıdığım başkanların hepsinin bana anlattığı bir sunum var. Sunumda diyorlar ki temel sorunlara dair kalıcı çözümler önermişsiniz. Evet, doğru. Bunlar neler? Mesela ne, ben şeyi çok, sizin vizyonunuzu çok merak ediyorum. Yani Türkiye futbolunun sorunları şunlar, işte biz 2 saattir konuşuyoruz. Bunlara dair çözümünüz ne? Mesela yani bir yol haritası yaptınız da başlıklar belirlediniz mi? Belirledim. Nedir onlar mesela? Şimdi bakın burada yaptığım sunum var. Şimdi biz dedik ki göreve gelir gelmez 15 gün içinde yayın ihalesi, harcama limiti ve yabancı sınırınıyla ilgili kararı dedik. 15 gün içinde karar alacağız dedik. Biz 3 gün içinde hepsinin kararını aldık, açıkladık. Yayın ihalesi 7 aydan beri süren bir süreçti. Onu da çok hızlı bir şekilde. Sizi kesmeyeyim diye sormuyorum. Onunla ilgili bir sorum da var ama siz şu başlıkları bir söyleyin, merak ediyorum. Onları notum alacağım çünkü. Hakem performansları ve atamalarla ilgili çalışma yapacağız dedik. Şu anda inşallah 5 Ağustos'ta başlayacak şeyde hakem atamalarını dijital olarak bir şekilde yapay zeka ile atayacağız. Şu anda şeyi, işi verdik. Program yazılıyor şu anda. Yine adaletli ceza mekanizması dedik. Disiplin kurulu olarak onunla ilgili cezaları gözden geçiriyoruz. Temsilcilik yapılanması, gözden geçirilmesi dedik. Hem temsilcileri hem de gözlemcileri yine bilgisayarla ataması yapılacak. Herhangi bir kişisel olarak yapılmayacak. Kriterler girilecek. Yaklaşık 30-40 tane kriter belirledik. Bu kriterlere göre atılır. Deplasman yasağını kaldıracağız dedik, kaldırdık. Yani şimdi burada gitmeyin, ben size tekrar orada da devam ediyor musunuz? Evet. Tam onu soracağım. Yayın ihalesi. Şimdi yayın ihalesiyle ilgili şöyle bir algı oldu. Ben de açıkçası bugüne kadar öyle zannediyorum. Çünkü bugün sevgili İlhan Uzundurkan'la falan konuştuk. O çok futbol ekonomisini iyi bilen biridir. Şöyle bir algı oldu. Ya Saran bir teklif verdi. Evet. Fena bir teklif de vermedi. Fakat yine
bir yerden geldi bir talimat ve iş yine bine verildi. Evet, şimdi bize bir şu işi anlatın. Nasıl oldu bu kadar aylardır bekleyen ihale? Bir ihale, bir teklifler falan da alındı. Fakat sonunda işine bir yine kaldı. Ve 2 yıllık bir süreçte verildi bu. Şimdi evet. Önce bu süreç nasıl oldu? Bu karar nasıl verildi ve niye bir yine verildi? Bir önce onu anlatın, sonra size birazcık şey soracağım. 500 milyon dolarla başlayan Türk futbolunun marka değeri bugün nasıl oldu? 2 milyar TL'ye geldi, onu soracağım. Şimdi tabii ki önceki dönem bizden önceki yapılan bir çalışma. Şimdi orada yapılan çalışma şu şekilde olmuş. Önce her şeyi ihalesi yapılıyordu. Tek ihaleydi. Evet. Şimdi burada paketler var. Paketler yapılmış. 7-8 tane. İşte diyelim ki yurt dışı için ayrı bir paket. Sadece özetler için ayrı bir paket. Sadece Süper Lig için ayrı bir paket. Birinci Lig için ayrı bir paket. Bunların tamamına hiç kimse bir teklif vermemiş. Bir ihale için. Evet. Şimdi en yüksek verilen teklif de 1.3 milyar lira. Şimdi kabul edersiniz ki burada süreçte sadece federasyon değil, Kulüpler Birliği Vakfı'dan da 3-4 kişinin olduğu bir komisyon kurulmuş. Bir federasyondan bir de Kulüpler Birliği Vakfı'ndan 7 veya 8 kişilik, yanlış hatırlamıyorsam, bir kurul kurulmuş. Ama bu istenen rakamlara ulaşılamayınca kuruldan birçok üye hem Kulüpler Birliği tarafından hem federasyon tarafından istifa etmiş. Daha sonra hepsine tek teklif veren firma 1.9 milyar galiba bir teklif vermiş Beyin Spor. Kulüpler Birliği, Federasyon, Nihat Bey istifa ettikten sonra en son rakam 2 milyar 50 milyona gelmiş. 2 milyar 50 milyonda iş kilitlenmiş ve seçim olacak diye Servet Yardımcı Başkan 3 aylık dönemde başkanlık yaptı, biliyorsunuz. Onlar imzalamamışlar. Kulüpler Birliği de imzala diye baskı yapmışlar ama imzalamamış. Biz geldiğimizde durum buydu. Diğer teklifler daha düşük teklifler olduğu için ve bütününe bir talep olmadığı için, o zaman şimdi 1.3'e verilse daha da yarıya düşecek rakam. Biz o ihaleyi iptal ettik ve Beyin Spor ihaleyle değil, geçtiğimiz dönemin ihaleye uzatma kararı aldık. Biz bir yıl uzatmak istedik fakat daha önce kulüpler de bunu istemiş. Ama bunu Beyin istememiş, 2 yıllık bir sözleşme. Çünkü eğer bir yıl olursa çok daha düşük bir rakamı teklif etmiş. Biz 2 yıllık üzerinden sözleşmeyi, ama 2 milyar 50 ben bunu kabul etmedim. Hatta ilk toplantımızda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı, o zaman Trabzonspor Başkanımız Ahmet Ağoğlu'ydu. Biz dedi kabul ettik bunu 2 milyar 50 üzerinden, lütfen imzalayın çünkü zaman kaybediyoruz. Ben dedim ben bunu kabul etmiyorum. Beyin Spor'la yaptığımız görüşmede bunu önce işte onlara 200'e çıktılar, ben kabul etmedim. Sonra epey bir pazarlık bir günde 3 tane toplantı yaptık. En son akşam 2.2 milyara bu işi imzalama kararını aldık. Bir gün sonra da bir basın toplantısıyla imzaladık. Süreç bu şekilde gerçekleşti. Şimdi 500 milyon dolarlık bir marka 2.2 milyar TL, 130 milyon dolar civarında bir şey yapıyor. Evet. Bu korkunç bir, yani başarısızlık hikayesi değil midir bir marka için? Siz ihracatçısınız, daha iyi biliyor olmanız lazım benden. Şimdi ben aslında biraz önce söyledim. Yani ne dedim? Bir yerde kavga varsa, dövüş varsa, dedikodu varsa bu kaçınılmaz bir şey. Herkesin birbirine saygı, sevgi göstermesi lazım. Ve nasıl daha iyi yapabiliriz diye oturup konuşmamız lazım. Marka değerini artırmak için yeni stratejiler geliştirmemiz lazım. Yeni çalışmalar yapmamız lazım. Burada tabii kurun da çok hızlı artmasının etkisi var. Ama netice itibariyle bir itibar kaybı söz konusu. Biz zaten bütün ben
seçimden önceki yaptığım açıklamalarda bunun altını çizdim. Bizim dedim en önemli görevimiz marka değerimizi yükseltebilmek. Bu bir taraftan kulüplerimizin Avrupa şampiyonlarında başarılı olabilmesi, diğer taraftan milli takımımızın, yani milli takımımız şu anda C liginde inşallah B liginde çıkacak. Dün milli takım koçumuzla da bir toplantı yaptım. Ona hedeflerimden bahsettim. O da son derece memnun oldu. Çünkü ben şimdi Van Gogh demiş ki önce hayal ederim, sonra hayalimi resmederim demiş. Ben de hayal ediyorum. Bakın burada hayallerimi yazdım. Bayağı deftere el yazınızla yazdınız ha? Tabii ben hep, bakın hep notlarım, ben her gün çalışıyorum tarih tarih. Bakın 20 Haziran'da yazmışım. Türk futbolunu nereye getirmek istiyoruz? Milli takımın Avrupa şampiyonasında her dönem düzenli katılabilmesi demiş. İki, milli takımın Dünya Kupası'na düzenli olarak her dönem katılabilmesi demişim. Üç, bu turnuvalarda sürdürülebilir olması demiş. Dört, milli takımımızın bu turnuvalarda final oynayabilecek seviyeye ulaşabilmesi demişim. Yani hayal ediyorum, neden olmasın ya? Yani olanların bir, ama bunu sürdürülebilir hale getirebilmemiz lazım. Yine altyapı açısından futbol akademisi kurulması demişim. Yurt dışına oyuncu ihraç eden bir ülke olmak. Türk takımlarının futbol kalitesinin Avrupa'daki kulüplerle boy ölçüşecek seviyeye gelmesi. Ekonomik olarak kulüplerin mali yapısının düzeltilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi demişim. Türkiye futbol liglerinin marka değerinin artıp Türkiye'nin tanıtımına hem turizm hem de ekonomisine destek vermez. Futbolun tartışmalardan uzaklaşıp adaletle yönetilip hakem tartışmak yerine futbol kalitesinin tartışılması demişim. Futbolun paydaşları seçiminde, hakem kararlarında mümkün olduğunca dijitalleşme sağlanması demişim. Futbolun özellikle gençlerin, çocukların ve kadınların ilgisini çekecek projeler üretilmesi demiştim. Onun için şimdi konser projesini ortaya attım. Futbol medyasının kalitesinin artırılması demişim. Amatör, siz nasıl yapacaksınız mesela? Futbol medyasının kalitesini şu iki tane kaldı. Buyurun, bitireyim. Buyurun. Amatör spor uzayının kalitesinin ve alt dillerin kalitesinin artırılıp geliştirilmesi, futbolda şiddetin önlenmesine yönelik adımların atılması. Bu, ben bir şey düzeltmeyeceğim. Bunu hep beraber yapacağız. Herkes bu konuda ama üzerine... sizin ya bir federasyon başkanının liderliğine ihtiyaç var. Necede? İşte tamam, onu söylüyorum. Ben düzeltmeyeceğim derken birlikte yapacağız. Şimdi eğer benden başlamak üzere son maddede neydi? Şiddetin ve küfrün önlenmesiydi. Eğer bunu her tarafta sağlayabilirsek, herkes birbirine bu saygıyı, sevgiyi gösterince medyada da aynısı olacak. Yani biz hep birlikte bunu başarabilirsek başarırız. Yani şimdi aslında önemli olan konu ne? Orkestrasyon. Eğer orkestrasyonu doğru yapabilirsek, yani orada orkestrada bu işi yöneten birisi, bir tanesi oradan farklı bir nota çalırsa, o zaman kulağa hoş gelmeyen bir ortaya bir müzik çıkar. Şimdi sizin seçiminizde peki böyle de 72 delege kongreye gelmemiş, 26 delege oy gelip oy kullanmamış, 35 delege imza verip oy vermemiş. Hı. Türk futbol tarihinde ilk kez 51 delege protesto için boş oy atmış. Yönetim listesi 133 oy almış, 35 boş oy varmış. Denetleme kurulu listesi 100 oy almış, 16 boş oy varmış. En az oyla siz başkan olmuşsunuz. Topladığınız imza sayısından daha az oy alarak başkan olan ilk başkan olmuşsunuz. Sizce bu tabloda kulüpler size güveniyorlar mı? Şimdi orada bence yine aynı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadan. Bunlar doğru rakamlar değil mi? Hayır. Şimdi rakamlar doğru olabilir de bazen rakamlar gerçeği göstermeyebilir. Niye göstermeyebilir? Şimdi ben 250 tane imza topladım. 307 delegeden 250 imza. Kaç yapar? %80 yapar. Şimdi bütün kulüp başkanlarından tutun, eski federasyon başkanlarından tutun, eski hakemlerden tutun, milli futbolcularından tutun, hepsinin imzası var. Şimdi eğer
2-3 adaylı bir seçim olsaydı o 250 bana imza veren hepsi gelecekti. Beni aradılar. Dediler ki başkan, başka bir aday yok. Gelmemize gerek var mı? Tarih Haziran ayının sonu. Gelmeyin dedim tabii ki. Öyle bir şey olur mu ama başkan? Olur. Ya şimdi değerli dostum. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi ya bu oy vermek böyle birine telefon açıp yapılacak bir şey değil ki. Bu gayet sizin kurum şeyinize. Şimdi bakın. Şimdi herkes tatilde. Şu anda biz buradayız. Ben 15 gündür deli gibi çalışıyorum. Ama herkes ya Bodrum'da ya Marmaris'te herkes ya Göcek'te. Herkes demeyelim de bayağı bir herkes evinde oturmak zorunda. Bilmiyorum ama. Parası olan öyle dedim muhakkak. Bu bizim camiada olanlardan bahsediyorum. Tabii. Yani kulüp camiasında olanlardan, yöneticilerden bahsediyorum. Şimdi hatta bir başkanımız dedi ki ya ben başkanım zaten ben geliyorum. Yani biz seni destekliyoruz. Zaten başkan gelirse başkan diğer yönetim kurulları onun şeyinde tabiyetinde. Orada bir rehavet oldu da böyle bir sonuç çıktı diyorsunuz. Rehavet oldu ve birincisi bu. Mesela bir örnek vermek gerekirse en çok oyu ben almışım. Ondan sonra yönetim kurulu, denetim kurulu daha az oy almış. Niye? Onlar da uçaklarını kaçırmamak için gittiler. Nasıl başka bir problem yok diye. Şimdi şöyle söylemek lazım. Ben aday olduğum yerlerde önce mesela çok aday varken en yüksek oyla seçildim. Mesela Türkiye İlaçlar Meclisi'nde 4 aday vardı. 2 aday alttaki seçimlerden çıkamadı. 2 aday kaldık. 2 aday olunca hiç kimse yerinden bile kıpıldamıyor. Uçağı varsa bir gün sonra alıyor. 300 delegenin 200'ünü ben aldım, 100'ünü diğer rakibim aldı. Ama ondan sonra 2 seçim daha geçirdim. 2 seçimde karşıma hiç aday çıkmadı. Orada 100 kişi falan katıldı. Çünkü herkes benden memnundu, devam etmem istiyordu. Şimdi burada da karşımıza bir iddialı bir aday çıksaydı ben yine o zaman 250 oy alırdım. Çünkü 250 imza var zaten fiilen elimde.